İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bugün 20 Ağustos 2021 Türk Hava Yolları kapanış değeri 12 lira 49 kuruş. Hisseye teknik olarak bakmaya çalışıyorum. Bugün 1000 EMA civarında, daha önce de 1, 2, 3 kez de, hatta 4 diyelim, 4 kez destek bulduğu ortalamadan tekrar hacim de artmaya başlamış. Hacim artışıyla beraber göstergemizde de pozitife dönüş işareti var. Kırmızı beyazı yukarı kesmiş. Dolayısıyla hisse daha önce bu düşen trendde önemli olan 21 EMA üzerine atarsa, yani şimdiki değerle 12.62, 12.62 üzerindeki hareketlerde hisse pozitif trendini daha da teyit etmiş olur. Şimdilik 9 EMA üzerinde kalması da önemli. Fakat daha önce 21 EMA direnç olarak çalıştığı için, bakın 1, 2, 3 kez hep 9 EMA üzerinde kalmış ama 21 EMA geçilemediği için negatif trend devam etmiş. Özetle 12.62 üzerindeki hareketlerde pozitif trend teyit edilmiş olur. Aşağı yönlü hareketlerde 12.04 zarar kes seviyesi olarak alınabilir. 12.04 alt destek zarar kes seviyemiz. 12.04 altında 11.50 desteği izlenebilir. Olumlu hareketlerin devamı halinde ise 12.62 ilk önemli direnç seviyemiz demiştik. Bu seviye üzerinde 12.98, şu bölgedeki direnç önemli. 12.98'in geçilmesi durumunda ise daha önce şu bölgede çalışan makas direncimizi alabiliriz. Zamansal kaymamızı yaptıralım. Çok dik olduğu için rakam okunmadı. Onun için biraz yatırdım. Evet. 15.65, 12.98 demiştik. 12.98 üzerinde 14.92 zirve direnci. 14.92'nin geçilmesi durumunda da 15.95 orta ve uzun vadeli makas direnç seviyesi olarak izlenebilir. 15.65. Hissenin takas görünümüne baktığımızda yabancı takasında toparlanma yok, hala dönüş olmadığını görüyoruz. Bugünkü pastaya bakalım. Araç kurum dağılımında görünüm nedir? Biraz önce TAV Havalimanları'nda görünüm fena değildi. Evet, bunda da %17 ilk 5 kurum alıcılı kapamış. Bankof 1.8 milyon lot ile 3. sırada alıcı. Bu da iyi. Şimdilik eğer fiyat hareketleri bahsettiğimiz gibi 12.62 üzerinde çalışmaya başlarsa, o zaman yabancının da tekrar sattığı gibi alması beklenebilir. Tabii bu hareketlerin öncesinde hissenin temel olarak pandemi virüs etkisinin olumlu yönde devam etmesi gerekir. Biraz önce TAV havalimanlarında bahsettiğimiz gibi aşı etkisi olumlu yönde devam ederse, kapatma meseleleri tekrar gündeme gelmezse, o zaman uçuşlarda artış, özellikle Avrupa uçuşlarında da açılmalar, artmalar devam ederse, o zaman sektördeki yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Takasa tablo olarak da bakalım. Evet, baktığımızda günlük takasta satıcılar kısmen güçlü, yabancılar satım tarafında grafikte görüldüğü gibi. Haftalıkta da yine aynı şekilde satıcılar güçlü. Yani takasta henüz toparlanma yok. Takasta toparlanma için dediğimiz gibi 12.62'ler geçilmeli. Virüs etkisi olumlu yönde devam etmeli ki alıcılar sektör hisselerine yönelsin.
Türk Hava Yolları için şimdilik bu kadar gençler. İyi akşamlar.